Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Anne'yim de. Beraberiz yine yepyeni bir haftaya başladık. Umarız güzel başladınız, güzel de devam edecek. Güzel bir program hazırladık sevgili anneler. Cumartesi, pazar paylaştık. Hemen sorular gelmeye başladı. Uyku danışmanı Sinem Gerger Akınal bizimle beraber olacak. Daha önce yine birlikte olmuştuk. Çocuklarda, bebeklerde uyku sorunlarını konuşmuştuk. Biraz farklı açıdan değerlendireceğiz bugün. Gelen soruların da özetinden ve çıkan sorulardan bir harman oluşturduk sizler için. Siz yine de Instagram hesabımızın son postunun altına sorularınızı gönderin. Özelden, direkt mesajdan gelen soruları çok değerlendiremiyoruz, haberiniz olsun. Genelde Sinem, senin geldiğin yayınlarda benim sorum es geçildi, niye okumadınız şeklinde sitemler görüyoruz. Maalesef. O yüzden özellikle postun altına yazın sevgili izleyiciler. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun herkes için. Evet, şu saatlerde uyuyan bebeklere de bol uykular. Uykum senin olsun deriz ya bebeklere. Ya herkesin olsun aslında, hem bebek uyusun hem de anne baba uyusun. Çünkü bebek uyunca mutlu huzurlu oluyor ama aile de mutlu huzurlu oluyor. O yüzden evdeki herkes bol bol uyusun inşallah. Evet, uyku çok önemli gerçekten. Çok. Sağlık için de önemli, ruh sağlığı için, psikoloji için. O gergin agresif çocuklar gidiyor düzgün uyuduğu zaman. Kesinlikle. Bir kelime vardır, bunu çok sık böyle anneannelerimiz, babaannelerimiz çok kullanır, duyarız. Uyku başına vurdu. Tabii. Çocuğum olana çok kadar doğru. Ya da işte bu mesleğe geçene kadar çok algılayamazdım gençlik yıllarımda. Ne demek acaba uyku başına vurdu? Ama beni izleyen anne babalar bunu çok net anlıyorlardır. Uyku başına vuran bir çocuğu böyle 5 metre uzaktan anlarız. Agresif olur. Hele sen nasıl anlıyorsundur? Agresif olur, yemek yemez, huysuz olur, hiçbir şeyden mutlu olamaz çünkü çok uykusu vardır. Evet. Sorulara başlamadan yeri geldi onu soracağım. Bize de evet zamanında mantıksız gelen, çocuğumuz olduktan sonra ya evet ne kadar doğruymuş dediğimiz şeylerden biri de, hani uyku başına vurduğunun dışında mesela çok uykusu olan bir bebek, hı hı, hani acite oldu derler. O kadar uykusu vardır, evet, ki bunun için uyuyamaz değil, evet, mi? Evet, aynen hani öyle. Aşırı uykusuz bıraktığında da uykuya dalmada sorun yaşanıyor. Ya bu çok yanlış herhalde bilinen bir şey. Bazen annelerden babalardan duyunca çok üzülüyorum. İşte uykusuz bırakalım gece uyusun. O ne kadar yanlış. O kadar evet yanlış ki, bir bebeği gündüz uyuması gereken saatte uyutmazsanız, hani gece iyi uyusun diye ayakta bırakırsanız kabus, tam tersini yaşarsınız. O çocuk muhtemelen gece sık sık uyanacak ve uykuya geçmekte çok zorlanacak. Çünkü vücudu yorma. Şimdi kendimizden pay biçelim. Tabii çok yorgun. Yorgun olduğunda hemen uyuyabilir misin? Muhtemelen uyuyamazsın. Bir türlü döneriz. Yani çok uykumuz vardır. Uykuya geçmek isteriz ama bunu başaramayız. Bu vücudun biyolojik yapısıyla alakalıdır. Bu çocuklarda iki katıdır. Evet. Çocuklarınızı aşırı yormayın. Ama bu sözcük de hep yanlış anlaşılır sevgili Selda. Çocukları aşırı yormak, hoplatmak, zıplatmak, koşturmaktan daha çok ayakta kalma sürelerinden daha uzun ayakta kalmasıdır. 6 aylık bir bebeği 2 saat, 2,5 saat arayla yatırmanız lazım. Siz onu 4 saat, 5 saat ayakta tutarsanız işte bu aşırı yorgunluktur ve bu çocuk bir türlü uyuyamaz. Evet, o yüzden o yani aşırı uykusuz bırakayım de işte yanlıştır, sabah erken kalkmasın, gece geç yatırayım, gündüz işte rahat edelim, öyle bir şey yapmayacağız. Yok. Hep söylüyoruz. Peki şimdi çocuklarda biz uyku sorunlarında hep bebeklerin işte emerek uyuması, sallayarak uyutulması, hı hı, gibi şeyleri konuşmuştuk. Birazcık kaygılı bebeklerde de uyku sorunlarına değinelim. Ayrılık, evet, kaygısında bebekler, yani annem gidecek mi? Uyandığımda yanımda olmayacak mı? Bunlar da etkiliyor değil mi bebeklerin, evet, uykusunu? Şimdi ayrılık kaygısı dediğimiz şey bebekte 6. ay itibariyle başlayıp 9. 12. ayda tavan yapar. Peki ayrılık kaygısı nedir? Bebeklerimizin yüreğine ilk defa şöyle bir kaygı düşer. Annem beni bırakıp gidebilir mi? Çünkü yeni doğan döneminden itibaren birçok çocuk anne çalışsa da çalışmasa da bir şekilde ilk 6 ay, 1 sene anneyle daha iç içedir. Şimdi ben hep bu örneği veriyorum. Baba ne kadar izin kullanıyor? Doğum izni ülkemizde işte belli. 3 gün, 1 hafta, hadi taş çatlasın 10 gün. Evet. Sabah işe gider, akşam gelir. Şimdi çocuklar babaya karşı pek bu ayrılık kaygısını yaşamazlar. Neden? Çünkü yeni doğan döneminden itibaren şuna alışırlar. Ha, babam gidiyor ama geliyor, beni bırakmaz. Ve buna alışırlar. Ama anne gittiğinde acaba geri gelecek mi endişesi çok yaşarlar. Özellikle 6. 7. aydan sonra. Burada annelere en büyük tavsiyem şu. Lütfen sevgili anneler, kaçmayın çocuklarınızdan. Kaçmaktan haber kastım vermeden, şu. Kaçarak. İşte oyuncaklarına dalmış, bebekleriyle oynuyor ya da arabalarla oynuyor. İşte anneanne, babaanne, bakıcı diyor ki
Ben oyalıyorum, sen git markete, alışverişini yap, işini hallet. Anne yavaşça çantasını alıp evden çıkıyor. Çocuk kafayı bir kaldırıyor, anne yok. Kabus çocuk için. Evet ya, artık yani bunu geçelim bunu gerçekten. Bunu yapmayın evet. Lütfen sevgili anneler. Bazen anneler diyorlar ki mutfağa gidiyorum bir bardak su içeceğim arkamdan ağlıyor. Çok normal çünkü gideceksiniz ama geri dönecek misiniz acaba kaygısı yaşıyor. Korkmayın, koşa koşa yanına gitmeyin, seslenin mutfaktan. Anneciğim suyumu içip geliyorum, endişe etme. Suyunuzu içtikten sonra gidin bebeğinize şöyle bir gözlerinin içine bakın. Anneciğim suyumu içtim geldim, bir yaptık, iki yaptık, üç yaptık, beş yaptık. Çocuk diyor ki ha annem de babam gibi. Gidiyor ve geliyor. Bu bebeğinde ayrılık kaygısı daha rahat atlatılıyor ve uykulara yansıması da daha kolay çözülüyor. Çünkü ayrılık kaygısı yaşayan bebek gece uyanır, annesini kontrol etmek ister. Orada mı acaba? Çünkü endişe duyar. Ama biz o çocuğu gündüz ne kadar rahatlatırsak çocuk o kadar rahat ve güzel, kesintisiz uyur. Evet, defalarca beraber uyuyup mesela öğle uykusuna yatırılıp anne aynen işte bakıcı ya da bir büyük olduğunda ortadan kayboluveriyorsa, evet. Uyandığında anne yoksa uyursam yine annem gidecek, evet, bağlantısını evet, kuruyor evet. Çocuk? Bu da çok güzel bir örnek. Teşekkür ederim paylaştığın için. O kadar yanlıştır ki bu sefer uykuya geçmekte zorlanır çocuk. Ya annem kalktığımda göremezsem diye. Evet. Ben mesela kendi kızıma da bunu yaptım. Uyutup dışarı çıkacaksam hep anlatıyordum. Anneciğim sen şimdi uyuyacaksın. Anneanne burada, işte abla burada ama ben gideceğim. Sen uyanınca geleceğim. Çocuklar o kadar akıllılar ki, her şeyi o kadar farkındalar ki. O yüzden sık sık onlara açıklama yapmakta fayda var. Evet evet kesinlikle. Gelen sorulardan biri de çocuğumla bir yere gitmekte çok zorlanıyorum. Çünkü uyku saati geldiğinde eve dönmem gerekiyor. Tam tersi olan da oluyor. Mesela bahçeye çıktığında çok rahat uyuyan çocuk ya da kalabalık ortamlarda. Şimdi önüm yani kış ayında AVM'lerde çocuklarla gezmeyi yani ne yapalım dışarı çıkamıyoruz deyip o mikrop dolu AVM'lerde çocukları gezdiriyoruz. Onlar arabaların içinde bir şekilde yorgunluktan uyuyakalıyorlar ama dışarıda başka ortamlarda evin dışında çocuğu uyutma problemlerinde neye dikkat edeceğiz? Şimdi bu soru çok fazla geliyor. Çocuğuma bir uyku düzeni kurdum, bir uyku eğitimi verdim ama başka evde uyumuyor. Yani yatağını arıyor. Evet, misafir gelince uyumuyor, başka evde uyumuyor. Şimdi burada hep şuna dikkat çekiyorum, karakter yapısı. Şimdi ben de bir yere gittiğimde otel ya da başka birisinin evi zorluk çekiyorum yatarken. Evet, doğru. Yani yatağım, herkes evini ve yatağını aramaz mı? Tabii ki o çocuğun uykuya ihtiyacı var ama lütfen burada herkes çocuğunu tanıyarak davransın. Şimdi benim çocuğum eğer yatağını arayan bir çocuksa, hassas yapıda bir çocuksa, genelde hassas yapıdaki çocuklarda biz bunu yaşarız. O zaman ben ona göre düzenimi kuracağım. Bir yere gitmem gerekiyorsa çocuğum uyandıktan sonra gideceğim. Zaman geçireceğim. Eğer başka evde gerçekten çok zorlanıyorsa belki dönüşte arabada, pusette uyumayı planlayabilirim. Ya da bunun üzerine gitmek istiyorsam başka alternatifim yok. Ben çalışan bir anneyim. Anneanne, babaanne de kalmak zorunda. O zaman yavaş yavaş çocuğu alıştıracağım. Oraya bir park yatak alacağım. Evdeki uyku arkadaşını götüreceğim. Gerekirse evdeki yıkamadan çarşafını götüreceğim. Evdeki o güveni, kokuyu vereceğim ona. Odaya yarım saat önceden gireceğim. Burada uyuyacağını anlatacağım. Eğer oda çok ilgisini çeken bir odaysa dokunduracağım. Bak bunlar var burada. Eğer kaldırabileceğim şeyler varsa kaldıracağım. Üzerini örteceğim ve yavaş yavaş çocuğu alıştıracağım. Şimdi ben bazen annelere diyorum ki işte misafir gelince çocuğum uyumadı. Niye uyumadı? Bunu kabul edemiyorum. Neden edemiyorum? Yani çocuğu siz şimdi tercih yaparsınız burada. Uyutmama tercih ama çocuğum uyumadı kısmını kabul etmiyorum. Çocuğunuzu alırsınız, odaya götürürsünüz. Belki zor uyur ama uyur. Bir yaparsınız, iki yaparsınız. Üçüncü de misafir geldiğinde çocuk der ki uyumam gerekiyor. Odaya geldim mi ben uyuyacağım. Ama tabii ki onu rahatlatarak odaya götürmek lazım. Yani o kargaşadan pat diye değil. Hoşçakalın, biraz daha biz evet, yatıyoruz, vedalaşma. Bir şey belki uykusuna 20 dakika kala hatırlatma. Birazdan uykuya gideceğiz biz, uyuyacağız gibi. Gündüzse uyandıktan sonra burada olacak misafirlerimiz gibi böyle çocuğu hazırlaya hazırlaya götürmek lazım. Evet, ben hep bas bas bağırıyorum zaten. Anne ilk doğurduğunda bebeğini komşular, akrabalar tamam biz Türk toplumuyuz, örf ve adetlerimiz var, doluşuyoruz. Tamam doluştuk. Güzel. Ona da tamam eyvallah ama şunu diyebilelim yani.
siz oturun müsaadenizle, bebeğimin evet. uyku saati, benim sessiz bir yere geçmem lazım. Evet, kimse size kesinlikle. Kırılmaz yani, kırılıyorsa da ne yapalım, onların sorunu. Kırılıyorsa da yapacak yani. Bir şey yok. Çocuk bunu sizin, hayat sizin, çocuğun uykularıyla o ilk 5 sene siz uğraşacaksınız. Evet. Evet, kimseyi üzmeyelim. Misafir var deyip ama... de yani şimdi hani gözünün içine hadi ay gitseler de uyutsam yerine. Siz oturun ben evet. hemen geleceğim uyutup. Değil mi? O çocuk kucaktan kucağa ama o kısmı zaten resmen bir tartışma programı çıkar onunla. Evet, bu dışarıda uykularda da ön hazırlığı güzel tutarsak çocuğumuzu evet. uyutabiliriz. Şimdi sorular da gelmeye başlamış. Bu arada sevgili izleyiciler, o kadar uzun ki sorular. Şöyle sorular özet var. Özet geçin değil yani, mi? Yani evet, 2 aylıktan itibaren şöyle uyudu, böyle uyudu. Şimdi onları özetlememiz çok zor. Biz benzer sorularla aslında sizi yakalamaya çalışıyoruzdur umarım. 6 aylık hamile bir izleyicimiz var. Bebeğim Hı-hı. doğduğu zaman uyku eğitimine ne zaman başlamalıyım? Odasını ne zaman ayırmalıyım? Bu hep Hı-hı. konuştuğumuz bir şey ama bunu böyle net bilgi olarak verelim izleyicimize. Tamam. Bebek bekliyor. Şimdi sağlıklı inşallah kucağınıza alırsınız bebeğinizi. Bebeklerin ilk 3 ay anne yanındaki yatakta yatması lazım. Annenin odasındaki ya da i̇lk siz onun ay. Odasında da yatabilirsiniz ama ilk 3 ay gözünüz çocuğun üstünde olsun. Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklaması şu şekildedir. İlk 3 ay SIDS dediğimiz erken ölüm riski bebeklerde olduğu için yani ani ölümler, çocuk gözünüzün önünde olması gerekir. 3. aydan sonra odasını ayırabilirsiniz. Yatağında ağır cisimler, battaniye, yastık, boğulabileceği, nefessiz kalabileceği, yani bazen emzik zincirleri dolanabileceği tülbentler olmadığı sürece 3. aydan sonra odasını ayırabilirsiniz. Ben Türk anne babalarına 3. ayı ikna edemiyorum. 5. ayı erken aşmayın mi geliyor diyorum. 3? Erken geliyor birazcık ama çocuğun odasını ayırmak, onu sevmemek, dışlamak, istememek, sesini duyamamak değil. Korkmayın ve endişe etmeyin. Çocuklarımızın odasını elbette ayıracağız. Bunu önemli olan güvenle yavaş yavaş yapmak. Bizde yanlış bilinen bir şey var. Zannediyoruz ki çocuğu koynumuzda yatırırsak güvenli bağlanır çocuk. Esasında böyle değildir. Bütün o gün çocuğuyla oluyor değil mi artık? Aynen öyle. Bağlanma oluyor. Değil, bağımlı oluyor. Bütün gün çocukla geçirdiğiniz kaliteli zaman, kurduğunuz göz iletişimi, yaptığınız aktivitelerdir önemli olan. Tabii ki çocuğunuza sarılın, öpün, okşayın, koklayın. Bunları kastetmiyorum. Ama uykuya geçerken çocuk sadece sizin şuranızı istiyorsa, bir bağımlılığı varsa ya da sadece emmek, sadece sallanmak istiyorsa bunlar alışkanlıktan başka bir şey değildir. Evet, o yüzden 3 ayda ayırabilirsiniz. Evet, uyku eğitimine ne zaman başlayabiliriz? 4,5 yani 4-4,5'da uyku düzeni oturmaya başlar. Ben ailelere diyorum ki 5. aydan sonra kesinlikle çok rahat bir uyku eğitimine başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi genel olarak sorular tabii özelden de hep gelmeye başlamış. Uyutuyorum, uyutur uyutmaz 15 dakika kapıdan sessizce çıkıyorum gene uyanıyorum. O yaşadığımız en büyük sorun, nasıl uyuttuğunuza bağlı. Demek ki muhtemelen emerek uyanıyorsa tekrar memeyi arıyor. Ya aslında bunun açıklaması çok basit. Şimdi ben bebeğimi şurada uyuttum bir şekilde, yanımda salonda televizyon açık. Hadi okudum. Bir kaç sana. Evet. Şimdi burada anne. Uyuttum. Ondan sonra uyudu. Dedim ki aldım çocuğumu, götürdüm, böyle sessizce yatağına bıraktım ve kaçtım. Şimdi ne oldu? Çocuk ilk uyandığında ne hissetti? Buradaydı, yanı başımdaydı, salondaydı, farklı bir ortamdaydı. Şimdi yatağında. Güvensizlik bu noktada başladı işte. Burada uyumamıştı ki bu çocuk. Uyanır ve o ilk uyku döngüsüne geçtiğinde genelde 20 dakika 30 dakika sonra bas bas bağırmaya başlar. Anneler genelde diyorlar ki bir yerine bir şey oluyormuş gibi ağlıyor. Hayır diyorum. Uykuya geçmek için ağlıyor. Şimdi kendinizden pay biçin. Koltukta uyuyakaldım. Gece bir uyandım, balkondayım. Ne hissedeceğim? Travma. Çocuğa da aynı şeyi yapıyoruz. Evet, lütfen odalarını kullanın. Lütfen onları odalarında uyutun. Çocuklarda gece boyu neredeyse 10-11 adet uyku döngüsü vardır. Uyku hafifler, derine geçer. Hafifler, derine geçer. Her seferinde eğer farklı şekillerde uyuttuysanız çocuk sizden destek bekler. Bağımlılıkla tekrar uykuya döner. Ama huzurlu, sağlıklı yatağında uyuttuysam çocuk gece boyu kendi dönerek, aynı bizler gibi sağa sola dönerek uykuya devam eder. Kesintisiz uyku budur zaten. Evet, bunlara da dikkat edeceğiz. Bu arada sevgili izleyiciler, cevaplayamadığımız sorularda ya da aklınıza takılan diğer her şeyde Bebeğiniz Uykuyu Çok Sevecek isimli bu Sinem Akınal'ın kitabını
edinebilirsiniz. Burada bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Bir anneye faydamız olursa ne mutlu bize. İnşallah. Sizinle yeni tanışan izleyicilerimiz var çünkü. Aa, çok iyiymiş işte, biz hemen İnşallah, böyle şey yapalım, süper. Dinleyelim edelim diye. İkiz bebekler aynı odada uyumalı mı? İkiz bebek anneleri, şimdi biliyorsunuz günümüzde ikiz bebekler arttı. Neden? Üreme tüp teknikleriyle, tüp bebekle evet. Hamile kalmalarımız da artık zaten son derece normal kabul Tabii. ediliyor. Ve çok bir artış da var. O yüzden ikiz bebek hikayeleri artmaya başladı. Aynı odada mı uyutulsunlar, nasıl yapılsınlar? Ben bugün sabah buraya gelmeden önce şu an aktif olarak bir 300 bebeğim var ve onlara eğitim veriyorum. 300 hem de. Sabahleyin onların böyle kısa 30 saniyelik bir videosunu paylaştım sosyal medya hesabımdan. İlk defa 14 aydır ilk defa kesintisiz gece uykusu uyumuşlar ve annelere bir müzik açmış, oynuyorlar ve 3 taneler. O kadar tatlıydı ki o görüntü. Şimdi 300'lerde de ikiz bebeklerde de uyku eğitiminde esasında değişen hiçbir şey yoktur. Tekli bebek gibidir. Sadece tabii ki bir kat daha zordur ama yani ikizlerde hayatları boyunca beslenmede bir kat zor. Çünkü hani iki bebek çarpı iki her şey. Aynı şey uygulanmalı. Ben ikiz çocuklarda şunu öneriyorum. Eğer iki bebeğin de uyku problemi varsa, yani ikisi de sabaha kadar uyanıyorsa, bir şekilde bağımlılıkları varsa, aynı oda yataklar birbirine paralel olsun. Birbirlerini görebilsinler. Ama çocuklardan biri sabaha kadar uyuyor, uyku problemi yoksa, sadece bir tanesinin varsa, o zaman da diyorum ki farklı odalarda başlayın. Çünkü zaten mesela Ali'nin uyku problemi yok, Ayşe'nin var. Ayşe'nin uyku problemini çözelim, sonra gene aynı odaya alalım. Çünkü özellikle ilk 2 yıl, ilk 3 yıl onların aynı odada yatıyor olması birbirlerine çok büyük bir destek. Yani birbirlerinin doğal uyku arkadaşları. Aynen onu söyleyecektim. Yani evet. O kadar büyük destek ki o yüzden aynı odaya rahatlıkla alabilirsiniz. Mesela biz 300'lerde kızları aynı odaya aldık, erkeğimizi de başka bir odaya aldık. Ama 200'lerde kız erkek fark etmiyor, ikisiyle de aynı odada başlayabilirsiniz. Evet, şimdi güle güle büyüsünler bu arada izleyicimize de. Çok ilginç bir soru var. Yani bu güzel de bir şey sayılabilir aslında. Yani diğer merak ağlayan ettim bebeği. Şu an. Meraklandıracağım. 15 aylık kızı var Fatma Hanım'ın. Hı-hı. Allah bağışlasın. Yatağına bırakıyorum. Hiç ağlamıyor diyor. Hı-hı. Ama kendi kendine de duruyor böyle diyor. Uyumuyor diyor. Acaba ne kadar deniyor Fatma Hanım'ın? Evet, acaba ne kadar duruyor? Şimdi eğer çocuk yatağına yatırıldığında dalmaya çalışıyorsa, mesela çocukların tek bir noktaya gözlerini sabitlemesi uykuya dalma davranışlarından bir tanesidir. Hmm. Yani tek bir noktaya sabitlenir. Çok komik, benim kızım öyleydi bebekken, böyle bakar bakar bakar, sonra hop o gözler kapanırdı. Hep şey dedim, ne düşünüyor acaba? Aklından ne geçiyor acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Güzel şeyler geçiyordur inşallah. Dolayısıyla şimdi Fatma Hanım ne kadar deniyor? Şimdi 5 dakika mı duruyor bebek? Çünkü 5 dakika ile 25 dakika arasında bir çocuk kendi kendine uykuya dalıyorsa normal olarak kabul edilebilir. 25 dakikaya kadar durabilir. Evet, hani başlangıç süresinde. Sonra gittikçe uykuya dalmalar daha kısalır. Doğru zamanda mı koyuyor, doğru rutinler mi yapıyor yatağa yatmadan önce ve ne kadar bekliyor? Eğer 5 dakika sonunda uyumuyor diye endişe ediyorsa endişe etmesin, biraz daha beklesin. Ama 1 saat duruyorsa ve uyumuyorsa, evet orada bir sıkıntı var. Belki saat yanlış, belki rahatlamadan yatağa gitti, ya da başlangıç olduğu için belki henüz bu beceriyi yapamıyor. Biraz daha uzun vadede bunu uyguluyor olması gerekir. Evet, bu bir takım sorular önemli tabii. Çünkü ne kadar bir de duruyor? Uyumadı diye alıp, ya uyumuyor işte 10 dakika oldu, kendi kendine bak uyumuyor, gel sallayayım diyor anneler hızlı uyusun diye. Ama bunu yapmayın. Uzun vadede uyku için, kısa vadede uykuyu tercih etmeyin. Bu da güzel ama ya, ağlamıyormuş mesela, böyle bakıyor. Demek ki çocuk şey, bizim melek Dinleniyor bebek, kitap herhalde. Bebek dediğimiz bebekten. Yani yönlendirme yapılırsa belli ki o çocuk uyumayı keşfedecek. Evet, evet. Annem beni bıraktı şimdi. Bugün neler yaptı? Neler tatlı ya, gözümün önüne geliyor. Şimdi bir sorumuz var. O soruyla beraber zaten o benzer bir şey soracaktım. Destekli uykularda işte uyku arkadaşı ya da bağımlı olduğu bir oyuncak, bir battaniye. İzleyicimiz diyor ki 4 aylık kolik problemimiz vardı. Battaniyede uyumayalım. Aa, bu battaniyede ben yanında battaniye sandım. Eyvah. Başka türlü uyuyamıyor. Sürekli ağlıyor. Ne yapmam lazım? Battaniyede uyku.
Şimdi kolik bebeklerin en büyük sıkıntısı şudur. Kolik dediğimiz şey, bilmeyen ya da hamile anne adaylarımız için açıklayalım. Bilinmeyen gaz sancıları diye geçer literatürde. Bunun esasında karşılığı yoktur. Yani çocuğun neden ağladığı henüz tespit edilmemiştir. Evet. Bilmiyoruz. Çocuk özellikle akşamüstü saatlerinde bir ağlama krizine girer. Bu bazen saatlerce sürebilir ve bir türlü çocuğu susturamazsınız. Alırsınız, şey emzirirsiniz, kucağa alırsınız, hoplatırsınız, zıplatırsınız. Çoğu zaman hastaneye götürür anneler, panikler ve doktorun kucağına verdiğinizde çocuk susar ve uyur. Hatta arabada, hastane evet, yolunda evet, falan değil mi? Hatta arabada, hastane yolunda çoğu uyur. Şimdi kolik dediğimiz şey genelde ikinci, üçüncü aydan sonra hafifler, dördüncü ay itibariyle de tamamen biter. Artık dörtten sonra gerçekten kolik biter kalmaz. Mi? Şöyle aileler biter. Var, 3 yaşına kadar hep ağladı. Ya o artık kolik ağlaması değil. O artık genelde şöyle oluyor. Şimdi çocuk uyumadığı için her yol deniliyor ya. Şimdi bu aile battaniyede sallamayı denemiş. Ne oluyor? Bu sefer çocuk bunu bağımlılık ve alışkanlık haline getiriyor ve tatmin olmamaya başlıyor. Sallamanın derecesi onu mutlu etmiyor. Daha farklı uykular, daha farklı uykuya dalma teknikleri istiyor. Bu da aileyi tabii çok yıpratan bir süreç. Çocuğu da çok yıpratan bir süreç. Burada unutmayın, zaten mutlaka bir doktor kontrolündedir çocuğunuz ama artık dörtten sonra kolik ağlamaları değil de uykuya dalamama huysuzlukları kalır. Evet, yani izleyicimiz yani nasıl bundan vazgeçirecek? Bundan sürekli ağlıyormuş bir de yani. Şöyle, hatta, yani belki de istemiyorum demeye çalışıyor. Muhtemelen eğer bu çocuğu sallıyorsanız ve çocuk ağlıyorsa beni sallamayın demek istiyor. Aslında şanslı bir anne. Demek ki çocuk sallanmayı istemiyor. Çocuğa saatlerini takip ederek, güzel bir rutin kurarak yavaş yavaş yatağında uyumayı alıştırabilirsiniz. Yani bu süreç annelere böyle çok korkutucu geliyor. Yani nasıl alıştıracağım ama yatağında hiç uyumadı ki. Ama bir başlangıç her zaman vardır. Evet. Hiç uyumadı ama bebeğiniz daha 4 aylık. Şimdi artık uyuyabilir. Ve hiçbir şey için geç değil. Hiçbir zaman değil. Uyku eğitimi için hiç geç değil. Şimdi az önce bağımlılık dedik. Ben hani battaniye deyince bir de battaniye, oyuncak, ne bileyim bir şeylere bağımlı halde uyuyan bebekler var. Bunun gibi bir izleyicimizin çocuğu 18 aylıkmış Yasemin Hanım'ın. Kulağımızı tutarak uyumaya geçiyor. Eyvah. Bundan nasıl vazgeçirebilirim? Kulağımızı dediğinde kendi kulağını evet, değil, her annenin kulağını. Annenin kulak memesini tutarak uyuyor. Duyduğun bir şey miydi evet, daha evet, önceden? Evet, bu tür bebeklerim var. İşte annenin, mesela bir bebeğim vardı, hiç unutmuyorum. Bir seminerime gelmişti anne. Şurasını açtı sevgili Selda. Geçmiş olsun dedim, yanık zannettim. Çocuk sadece annenin sağ kolunu tırnaklayarak uyuyor. Ve kadının burada resmen böyle ikinci derece yanık şeklinde oluşmuş. Çünkü diyor ki bu kolumu kabul etmiyor ve tırnak atmazsa uyumuyor diyor. Yani şimdi bunun artık psikolojik boyutu da var. Yani çocuk açısından ve anne acı çekiyor. Gerçekten bandajla dolaşıyor ve her akşam çocuk burayı tırnakladığı için yara iyileşmiyor da. Şimdi bu tür çok fazla çocuklarım olabiliyor. Yani bakıldığınızda sallanmıyor, işte emzirilmiyor ama işte şunu tutmadan uyuyamıyor. Bu bir bağımlılık. Oraya geçiş nasıl oluyor? Onu nasıl keşfettin yani kulak memesini? Herhalde böyle sarılırken bir muhtemelen şey var. Muhtemelen rahatla duydu. Annene dedi ki güzel dedi, uyudu. Sonra nerede? Ama evet bu başına bağımlılık açtı. Bazen mesela annenin saçını tutarak uyuyan çocuklar var. Evet, hiç unutmuyorum, çok gülmüştüm. Bir anne demişti ki saçımı tutarak uyuyor. Kadıncağız bütün gece böyle. En sonunda dedi peruk aldım dedi. Yanına mı koyuveriyor? Bırakıp kaçıyordum dedi. Çok gülmüşüm evet, ama iyi. Bunlar hep doğru yapmış aslında ama nereye anlamış. Kadar? Anlamış mı? Akıllı çocuklar anlıyorlar. Bunlar hep kısa vadeli çözümler. Şimdi uyku arkadaşı dediğimiz şey işte bunların hepsinden, bağımlılıklardan kurtulmak içindir. Uyku arkadaşı yataktan çıkmaz, basit ışığı sesi olmayan, çocuğun rahatlıkla sarılabileceği boyutlarda, işte organik, genelde ağzına burnuna soklanıyor, tüylü müylü olmasın, organiktir. Uyku arkadaşı yataktan çıkmayacağı için ve 7-24 çocuk onunla işte salonda orada burada dolaşmayacağı için bağımlılık yaratmaz. Korkmayın. Belli bir yaştan sonra çocuk zaten ondan artık rahatlıkla vazgeçer. Şimdi burada annenin çok kesin kararlı olması lazım. Hayır.
Bu yok artık. Ben genelde diyorum ki çocuğun böyle bir bağımlılığı varsa alacağınız bebeği böyle seçin. Hani kulağı olan bir bebek olsun mesela. Ha, bir oyuncak saç tutarak bebek. Uyuyorsa evet. Hani genelde onlar çünkü 1,5-2 yaşına doğru olan çocuklar. Hı-hı. Saç tutarak uyuyorsa saçlı bir bebek alın. Şimdi 6 aylık bir bebeğe saçlı bebek olmaz ama 2 yaşındaki bir çocuk böyle bir bağımlılığı varsa saçlı bir bebek alın. Ve burada hani bir kulağımı vereyim uyutayım bir... Hayır. Vermiyoruz, bitti. Sen artık böyle uyumayacaksın. Çocuk bunu kabullenmeye başlıyor. Çünkü bu onun alışkanlığı şey, ve alışkanlıktan vazgeçiyor. Şu ağlamaya dayanabilsek. Şimdi anne diyor ki kesin izleyicimiz ya tamam yani ağlayacak. Yani çok ağlıyor ben nasıl durayım? Peki kararlı o zaman olacaksınız. O anneye şunu sormak istiyorum. Şimdi benim elimde bir bardak sıcak kahvem var. Hı. Bu kahveyi benim çocuğum istiyor. Ama nasıl ağlıyor? Diyor ki bunu bana vermelisin. Cam bardak sıcak kahve. Hı. Hayır diyorum çünkü verir sıcak miyiz? Veremem ona yakar onu mahveder. Şimdi bunu ben vermemek için hayır diyorsam çocuğuma aslında aynı şey. Ve ağlatıyorsam? Evet değişen yani, hiçbir şey yok rağmen, çünkü evet. Bunun çocuğuma zarar vereceğini biliyorum ve ona bunu veremem. Aynı şey bununla uyumak da çocuğuma zarar veriyor. Bir türlü uykuya geçemiyor, gece sık sık uyanıyor, mutsuz oluyor. Bakıldığında ikisinin özü de aynı. O yüzden korkmayın. Çocuklar evet ağlayarak kendilerini ifade ederler ama bu yetkileri öğrendikten sonra bu ağlamaları bitirirler. Sadece yapacağımız tek şey tutarlı ve kararlı davranmaktır çocuğa karşı. Ömür boyu ağlama kalmaz, korkmayın. Evet, şimdi söyledim en başında özelden gelen mesajlara yer vermek gerçekten çok zor. Çok sorumuz var. 4 aylık bebeği var Şeyma Hanım'ın. Hı. Gece 3'te uykuya dalıyor. Eyvah. Gündüz gece uykusu var mı onu karıştırdı. Yazmamış ama yani gece 3'e kadar bir bebeğin uyanık kalabilmesi... Feci. Yani o mucizevi bir şey. Herhalde uykusuzluktan da uyuyamıyor zaten. Tabii, en başında muhtemelen büyüme hormonu da rahatlıkla salgılanmadığı için kilo alımı da eksik gidiyordur. Evet. Ki dördüncü ay en çok kilo alması gereken dönemde. Şimdi muhtemelen burada uyku saatleri yanlış. Sevgili Şeyma Hanım'ın mutlaka kitaba göz atmasını öneririm. Evet. Sitemize de bakabilir. Şu göstereyim ben. Bebeklerin aylarına göre uyumaları gereken süreler. Mesela şunu yapıyor olabilir. Tabii şu an hani net bilmiyorum ama incelemedim ama şunu yapıyor olabilir. Çocuğunu gündüz çok uzun süre ayakta tutuyor olabilir. 4 aylık bir bebek en fazla 1,5 saat ayakta kalır. 1,5-2 saat daha fazla kalamaz. Eğer onu 3 saat 4 saatte bir yatırıyorsa muhtemelen uykuya geç dalma, gece ayakta kalma sebebi bu. Ya da bazen şununla karşılaşıyorum. Akşam 7'de çocuğu uyutuyor. 8'de uyanıyor çocuk. Sonra geceyi yaşıyor annesiyle gündüz babasıyla. Gibi yaşıyor. Gündüz gibi. Sonra 12'de 1'de uyuyor. Hayır. Çocuk eğer akşam 7-7.30'da uyutulduysa o bir gece uykusudur. Artık o uykunun devamlılığı gerekir. Bu noktada çocuğu 8'de uyandı diye hadi gel salona geçelim, oyun oynayalım. Sonra 12'de bizimle yatarsın. Yok. Burada evet. Annenin o uyku düzenini çocuğa sunması lazım. Şimdi çocuk uyumadan ve yemeden yaşayabileceğini düşünür. Oyun çocuğu adı üstünde. Ama bu imkansızdır. Çocuğun uyuması ve beslenmesi gerekir ki bunları yaparsa daha mutlu ve huzurlu bir bebektir. Evet, tekrar yeri gelmişken hatırlatalım. Aman sabah uyuyalım bir 10'a kadar deyip 11'e 12'ye kadar 1 yaşında 2 yaşındaki çocukla oturmayın. Evet, hani, evet lütfen. İşte bazı anneler de şu yani ben görüyorum duyuyorum hatta yüzlerine de söylüyorum. İşte, sabah çok kalkamıyorum ben bırak geç yatırayım da benle beraber bir uyusun ne falan. Ne kadar yanlış. Sen de yat bebeğinle sen de kalk sabah değil mi? Ya çok yanlış bu çünkü çocukların biyolojik sinir uyku sistemi var, beslenme sistemi var. Şimdi çocuğum gece ben evet 12'de yatırdım ama Sinem Hanım sabah 11'e kadar uyudu ne var ki diyorlar. Şimdi totalde belki gece uyuması gereken süreyi uyuyor sıkıntı yok ama büyüme hormonunun çalıştığı saatlerde uyuması gerekiyor. Siz gece 12'de yatırırsanız akşam 8'de başlayan bazen daha küçük çocuklar için 7-7.30 diyoruz. Hı-hı. Başlayan büyüme hormonunu kaçırıyorsunuz. Sabahleyin de 8.30 ile 10.30 arasında çocuğun beslenmeden, kahvaltı, katı gıda, anne sütünden aldığı büyüme hormonuyla yani kilo alıyor ve gelişiyor demek bu. Şimdi siz uykudakini uykuda geçirmiyorsanız, beslenmedekini uykuda geçiriyorsanız bir karmaşa söz konusu. O yüzden biz çocukların erken yatıp
erken kalkmasını istiyoruz. Özellikle okul çağında görüyorum 4 yaşında 5 yaşında sabah gözünü açamıyor ana okula sınıfı. Girerken. Evet, bazen kızımı sabah bırakıyorum. Bizimki tabii akşam 8'de 8.30'da yatıp sabah 7.30'da enerjik kalktığı için zıplaya zıplaya gidiyoruz. Evet. Bazen bakıyorum çocuklara gerçekten çok üzülüyorum bir anne uyurken olarak. Uyurken bırakıyorlar. Uyuyorlar resmen ya da akşamüstü almaya geldiklerinde resmen uykulu veriyor öğretmeni. Evet. Çünkü muhtemelen gece geç yatmış. Süremizi doldurmuşuz. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok, yine su gibi aktı. Evet, çok değerli bilgiler verdin yine. Çok annemize dokundun. Faydamız olduysa ne mutlu. İnşallah. Bir kez daha kitabı gösteriyorum. Bebeğiniz uykuyu çok sevecek. Ne kadar uyumlu üzerindeki renkler, üzerimiz, senin için yazdık, kanalımızın logosu, her şeyimiz. Bugün pembe pembeyiz. Sevgili izleyiciler, yarın saat 10'da yeniden karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Tüm bebeklere iyi uykular. Hoşçakalın.